İzlerken bile heyecanlandık. Gözlerinizden görebiliyoruz. Evet, dördüncü kez gerçekleşecek bir triatlon yarışı Balıkesir'de. İki kere uluslararası yarış düzenledik burada. İlki triatlon kupasıydı 2021 yılında, yine burada Balıkesir'de. Bu ise ilk kez bir Avrupa şampiyonu olacak, şampiyonası olacak ama gönlümüzden geçen tabii ki dünya şampiyonası. Bu arada 2019 yılında da ilk kez ulusal triatlon yarışı düzenlendi burada yine Balıkesir'de. 2020'de maalesef pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık ve geçen sene de yine ikinci ulusal yarışımızı düzenledik burada bu güzel şehirde. Evet, müsaadenizle ben artık konuklarımızı teker teker sahneye almak istiyorum. I would like to introduce our guests to the stage one by one, ladies and gentlemen. Europe Triathlon Union board member, Mr. Herwig Grabner. We would like to welcome you and you can take your place on the stage. We are happy to be with you here. Welcome one more time. Ve Türkiye Federasyon Başkanımız, Türkiye Triatlon Federasyon Başkanımız Sayın Bayram Yalçınkaya. Hoş geldiniz efendim. Bir başka konuğumuz, evet, tüm imkanlarını en baştan itibaren seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz. Hoş geldiniz efendim. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Yücel Yılmaz. Hoş geldiniz. Bu anlamda bizlere ev sahipliği yapan çok kıymetli bir ismimiz bizlerle birlikte Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak. Hoş geldiniz efendim. Sahnede yerlerini alırken ben bu arada kısa da bilgilendirme yapmak istiyorum şampiyona ile ilgili. Bu şampiyona süper sprint mesafede gerçekleşecek sevgili basın mensubu arkadaşlarımız. Bugün bisiklet ve yüzme parkur tanıtımları yapıldı. Akşam da sporcularımız için, atletlerimiz için teknik toplantı gerçekleşecek. Orada yine en baştan bütün parkurlar, bütün teknik bilgiler tekrarlanacak. Şimdiden tüm sporcularımıza da başarılar diliyoruz. Evet, o zaman ben ilk olarak sözü misafirimize vermek istiyorum. I would like to give the micro. Actually, I would like to give you for the last. İlk olarak ev sahibimize verelim efendim. Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak. Hoş geldiniz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, yarış hakkında özellikle ev sahibi olarak neler hissettiğinizi bizler çok merak ediyoruz efendim. Buyurun. Evet, böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğin Balıkesir'de gerçekleştiriliyor olması gurur verici her şeyden. Şehrimiz adına her şeyden önce bu gururu paylaşmak istiyorum. Özellikle spor alanında Büyükşehir Belediye'mizin bu ev sahipliği, triatlon gibi üçlü bir spor alanında büyük bir katkı şehrimizin tanıtımı, gelişimi adına ve bu sporun uluslararası düzeyde de gerçekleştiriliyor olması apayrı bir değer taşıyor. Bu anlamda hem Triatlon Federasyonu'nu Balıkesir'i seçtiği için ve bu güzel ev sahipliğini gerçekleştirdiği için de Büyükşehir Belediye'mizi ben tebrik ediyorum. Biz de valilik olarak gerek güvenlik anlamında gerek sağlık tedbirleri anlamında bilhassa bu iki alanda şampiyonanın başarılı, verimli geçmesi adına bütün tedbirlerimizi aldık. Gençlik Spor Müdürlüğümüz koordinasyonda bu çalışmaları takip ediyoruz. Cuma, cumartesi, pazar Balıkesir'de çok heyecanlı, spor dolu geçecek. Ve şimdi yaptığımız kısa sohbetlerde de bulunduğumuz bu yerleşkenin, Avlu Yaşam Merkezi'nin bu iş için adeta biçilmiş kaftan olduğunu öğrendik. Ki burada yüzme, bisiklet parkuru, koşu parkuru olarak 3 sporun da, 3 aktivitenin de İzleyiciler açısından da çok elverişli koşullar taşıdığı, keza sporcular için de çok uygun bir parkur oluşturduğu biliniyor. Ne güzel, böyle bir şehirde görev yapmak ve bu mutluluğu paylaşmak benim adıma da son derece mutluluk verici.
Ben katkı sağlayan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ve sporcularımıza, bütün spor insanlarına başarılar diliyorum. İzleyicilere de bol keyifli seyirler diliyorum. Tebrik ediyorum. Bizler çok teşekkür ederiz efendim. Nezdinizde tüm ekibe, şimdiden güvenlik güçlerimize ve sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. 3 gün boyunca verecekleri destekten dolayı. Sağ olun efendim. Hemen sözü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a devretmek istiyorum ben. Hoş geldiniz bir kez daha. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ben de valimize bu kadar güzel organizasyonu, tüm devletin imkanlarını belediye ile beraber şehirde ortak açabildiğimiz için teşekkür ediyorum. Ben aslında iki taraftayım. Sadece ev sahibi değil, aynı zamanda Triatlon Federasyon Yönetim Kurulu üyesiyim. Ve federasyonumuza destek veren Avrupa Federasyonu Yönetim Kurulu üyesine geldiği için de teşekkür ederiz. Başkanımız da yolda herhalde. Evet, Balıkesir triatlonu çok seviyor. En çok kulübü ve sporcusu olan şehirlerden biriyiz. Buna emek veren çok arkadaşımız oldu. Bir sürede Balıkesir'de bir iş adamı arkadaşımız Triatlon Federasyon Başkanlığı da yaptı. Balıkesir'de Maya var. Bayram Bey gerçekten Balıkesir'i geldi, beğendi ve organizasyonu avlunun niye bu büyük havuzda yapmıyoruz? Yani bizim avlunun içerisindeki alanda yapmıyoruz. Arkadaşları çağırdık. Gerekli tedbirleri aldığımızda buranın çok güzel bir triatlon merkezi olabileceğini hep beraber müşahede ettik. Ve yaptığımız ilk ulusal ve uluslararası yarışmada buranın güzel bir triatlon müsabaka alanı olabileceği, hatta en iyilerden biri olabileceği üzerinde durduk. Daha sonra biz de zaten başarılı bir şehir ev sahipliği yaptığımız için Bayram Bey bizi yönetime davet etti federasyonun. Güçlü bir yönetimin içerisinde biz de bir paydaş olduk. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Kardiyakların en çok tavsiye ettiği şey yüzün, bisiklete binin, koşun veya yürüyün. Şimdi bunların üçünün bir arada olduğu ve gerçekten sporun tavanı olduğu, demir adamların yetiştiği güzel bir spor, herkese tavsiye edilebilecek bir spor. Biz bunu şehrimizde hem gençlerimize örnek olacak hem de şehrimizin tanıtımı yapılacak. Çünkü çok katılanı var bu işin. Şu anda Balıkesir'in bütün otelleri, hem yarışmacılar, hem onları sevenler, aileleri, hem bunu takip eden insanlar tarafından dolmuş bir şekilde. Yani ilimizin yapacağı önemli etkinliklerden biri ve uluslararası. İnşallah Avrupa'yı yaptığımız gibi bunu finale inşallah 6'sında kupayı kaldırdığında herkes mutlu olur. Güzel bir ev sahipliği, güzel bir yarışma olmuş olur. Bir sonraki hedefimiz de sunucumuzun söylediği gibi dünya triatlon yarışmalarının burada yapılabilmesi. Biz hazırız ev sahipliği yapmaya. Ben başta federasyon başkanımıza, Avrupa federasyonumuza ve emeği geçecek tüm gönüllülere, yarışmacılara teşekkür ediyorum. Çünkü bu işin %95'i gönüllüler tarafından taşınıyor. Yani doktorlarımız gönüllü, güvenlikçilerimiz gönüllü, üstünde bir şeyler yapmak isteyen insanların bir araya gelip yaptığı çok güzel bir yarışma. Ben bütün gönüllülerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmasa bu tür güzel etkinlikler olmaz. Şehrimizi davet ediyorum. Yakın komşu şehirleri, bu işi bilenleri buradaki bu müsabakaları seyretmeye davet ediyorum diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu bağlamda hemen araya girmek istiyorum. 32 ülkeden toplamda 260 sporcumuz var ama ulusal sporcularla birlikte 700'ü aşkın sporcuyu ağırlamaktayız Balıkesir'de ve
Tabii ki her gelen birkaç kişi eşiyle dostuyla gelince 2000'den fazla misafirimizi bu güzel şekilde şehirde ağırlayacağız. Ve 3 gün boyunca dünyanın birçok ülkesinde de canlı yayınlanacak. Evet, Avrupa Şampiyonası. O yüzden ne kadar güzel, ne kadar aslında meşakkatli bir işin altına girdiğimizin de bir kez daha farkındayız sanırız. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize, desteklerinize sağlık. Efendim, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanımız Sayın Bayram Yalçınkaya girdiği her işte o inanarak, destek vererek o inancını bizlere yansıtması gerçekten bizlere güç veriyor. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Avrupa Federasyonu Yönetim Kurulu Üyemiz, Sayın Basın Mensupları, hoş geldiniz. Tabii ülkemizde gerçekleştirdiğimiz en önemli organizasyonlardan birisi bu. Burada gerçekleştiriyor olmak tabii bizi açıkçası biraz güvende hissettirdi. Çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Balıkesir Valiliği'nin inanılmaz bize geçmişte büyük, çok büyük katkıları ve destekleri oldu. O yüzden de burada Avrupa Şampiyonası'na talip olurken çok rahat ve kendimizden emin bir şekilde talip olduk. Ve daha önce yaptığımız Avrupa Kupası'ndan sonra da hem Sayın Henrik hem Avrupa Federasyon Başkanımız Renato Bertrandi kendisi bizim buradaki talebimize hemen kabul ettiler. Kendisi de burada olacaktı Sayın Başkan, fakat uçağındaki rötörden dolayı katılamadı. Balıkesir bizim için şöyle çok önemli. Balıkesir yıllardır inanılmaz triatlona destek veren bir kent. Gerekse Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak, Balıkesir Belediyesi yetkilileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Sayın Valimiz hep sahip çıkmışlar triatlona. Ve bu sene de ilk kez triatlon branşında bir tematik lise, spor lisesi olarak Balıkesir Spor Lisesi atandı. Bu da bir branşımız açısından ilk. Bunu da burada duyurmak istiyorum. Ve Balıkesir'de biz hep ilkleri gerçekleştirdik. Avrupa'da veya dünyada böyle bir parkuru yok. Yani doğal olmayan bir havuz gibi yerleştirilmiş su parkuru. Bunun etrafında bir alışveriş merkezi. Tamamen görsel ve inanın gelen yabancılar inanılmaz etkileniyorlar. Çok kompakt bir parkur. Gördüğünüz gibi kongre merkezi bile parkurun ortasında, sporcular ödül törenini kapalı alanda yapabilecekler. Gerçekten böyle bir parkur örneği yok. Tabii bunu yapan Büyükşehir Belediye'miz, Sayın Valiliğimiz, onların büyük desteği sayesinde biz bu organizasyonu buraya alabildik. Özellikle Sayın Başkanımın nezdinde DASKİ'ye ben çok teşekkür etmek istiyorum. DASKİ'ye. DASKİ inanılmaz bir çalışma gerçekleştiriyor. O suyu o hale getirmek kolay değil. Çok büyük bir emek harcıyorlar. Belediyenin tüm birimleri öyle. Sayın Valiliğimin koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, emniyet personelimiz, herkes canla başla çalışıyor. Tabii bu tüm kamu kurum kuruluşlarının, federasyonun işbirliğiyle bu güzel organizasyon ortaya çıkacak. Ben tüm emeği geçenlere şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Ben çok güzel, seyri güzel ve başarılı bir organizasyon olacağını şimdiden görüyorum. Umarım sağlıklı, sıhhatli, sorunsuz bir organizasyon geçiririz. Herkese, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun efendim. Sözü son misafirimize vermeden önce yarış hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum sizlere. Her ne kadar bu akşam teknik toplantımız olacaksa da, evet, yarın saat 8.10 itibariyle ilk startımızı alacağız. Yarın yarı final müsabakaları gerçekleşecek. Toplamda 11 start alacağız. Cumartesi günü toplamda 8 startımız olacak ve yarışın son günü, pazar günü ise hem ulusal yarışlarımız hem de gençler ve elitler mix bayrak yarışlarımız gerçekleşecek. Bunun da bilgisini şimdiden vermek istiyoruz ve artık sözümüzü son konuğumuza. I would like to give the micro our guest, Mr. Hervik Grabner, Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Europe Triathlon Union Board Member. We would like to welcome you one more time. I'm sure that you have something to say because as excited as
We are, I can see it from your eyes. What are you thinking about this organization, this championship? Yes, first of all, thank you for the invitation. I'm happy to be here again. I was here 2 years ago, where we had a junior and elite European Cup race, and at this time, 2 years ago, as well, the idea came to our mind that this is maybe a perfect location for European championships, especially on this special format we offer this weekend. So 2 years later, we are now in the situation that we have this championship in place, and we are really proud. And I came 2 hours ago, and my first way is always when I come to an event to see how the location is prepared, and I just can say it's amazing again. It's so well prepared. I love the swim family, the swim facilitation, because I always said it's the nicest swimming pool in our triathlon community. Never ever saw a location like this before I was here in 2021. So really great. Looks like all is ready for a great show the next days. We expect about 260 athletes from all over Europe. My colleague Maria gave me the final figures. We have 31 national federations involved. Means more or less the whole triathlon family is here with us and are ready to show us their performances the next days. For us as Europe Triathlon, it's really important to have this format in place. We had 2 months ago in Madrid our Olympic distance championship, and this championship, the sprint distance championship, is the second very, very important championship in our portfolio every year. So we expect great races, and what we want is to show as well the pictures from this race to the International Olympic Committee, because we think this is the next chance for the triathlon family to have additional medals in place for the next Olympic Games. So not for Paris, but we try to have in Los Angeles or latest then 2032 in Australia the possibility to have additional medal competitions for our athletes in the program at the Olympic Games. So that's the reason why we try to have the super sprint format in place and hope that we will go with this format next, not next year in Paris, but hopefully in 5 or 9 years to the Olympic program. So all these races are very important, especially this one, to show our triathlon world and to show the sports community how important and how fantastic this super sprint format is. It's especially for the athletes, very important and very interesting. Mm-hmm. They have 3 days races, 3 days in a row, semifinals, finals, and then the mixed team relay. So the conditions are quite difficult. The weather conditions in Europe was quite cold the last 2 weeks in Central Europe. So we had between 10 to 20 degrees in the whole center of Europe. And now we need to have races between 35 to 40 degrees, what we can expect the next days. But I'm sure the local organization committee is well prepared for. We need a lot of water. We need ice to cool down the athletes after the events. But I'm sure they are ready for the show. And I saw the nice eyes and the nice faces from the athletes after the swim familiarization today. So all is ready for a great show. Finally, I would like to say that we offer in total 8 gold medals these days. We have the junior event in place, under 23 and elite, so 3 different categories, for females and for male athletes. We have full field at each races, which is really important for us. Also, the female athletes are here. And we have the mixed team relay on Sunday. We offer the junior gold medals and the elite gold medals. So we offer in total, as I said, 8 gold medals, but I have additional 3 one with me, because the first 3 medals always goes to the persons who are behind the events, who gives us the support and the possibility to have the races in place. And therefore, the first 3 gold medals are with me. I would like to give it to the governor, to the mayor, and as well to Mr. President, because they really deserve it. It's not possible without a region. It's not possible without a city to give us the possibility to have the races in the heart of a city, and it's not possible without a national federation. And therefore, I would like to give these 3 first gold medals to the governor, Hasan Çıldak, to the mayor, Yücel Yılmaz, and of course to my friend from the Turkish Federation, the president, Bayram Yalçın Kaya. So these are the first 3 medals. So we have a first medal ceremony in place now, where I would like to give and to hand it out, and it would be good if you can translate it a bit. Thank you. I cannot give the guarantee that I can translate everything what you said here, because you
explained everything with a feeling, emotional. Ama şöyle tercüme edebilirim. O kadar güzel duygularından bahsetti ki, tekrar burada olmaktan, iki yıldan sonra burada olmaktan tabii ki çok büyük mutluluk duyuyor. Özellikle buranın lokasyonundan dolayı yarışı, bir şampiyonayı yapabilmek için bütün şartlar çok elverişli olduğunu söylüyor. Özellikle görüp görebileceğimiz en güzel havuz aslında bu kanal. Evet, havuz. I have a question actually now. What do you think maybe our target is to get to make the world championship? This is our dream maybe next time. This beautiful location. I think it all is possible, especially this location gives the possibility for the swim course, as I said, very tricky and short, and therefore the only chance to have a world championship in place is on this super sprint format, because it's a short swim format. We had the last championships 2 weeks ago in Hamburg. It was amazing there as well. It's also close, it's similar to like this, the swimming in the Alster. It's a very small area in the city of Hamburg, so the location here is as well ready for this, I'm sure, the federation hopefully as well, and it's not in my hand, it's World Triathlon hopefully. Who needs to decide it, hopefully. Apply for it, and we as Europe Triathlon definitely support it, because we always like it when we have championships, world championships in Europe, mm-hmm. of course. Mm-hmm. Özellikle bu arada hatırladığım kadarıyla tercüme etmeye çalışacağım sizlere. Son birkaç haftadır Avrupa'da hava şartlarının daha soğuk olduğundan ve işte şu anda 3 gün boyunca bizler her ne kadar şikayet etsek de sıcaktan, yarışçıların bu durumdan çok mutlu olacağını ve en sonunda artık buzla yıkanacağız, buzla serinleyeceğiz, buradan mutlu bir şekilde ayrılacağız diyor. Aynı zamanda yine 32 ülkeden 260 sporcumuzun yer alacağından bahsetti. Genç erkekler, genç kadınlar, elit kadınlar ve erkekler, gençlerde, bayanlarda mix ve erkeklerde mix takım yarışlarından da bahsetti. 3 gün boyunca bunları gerçekleştireceğiz ve son olarak da altın madalyalar ilk sahiplerini birazdan bulacak. Çok kıymetli Herwig Grabner misafirlerimize altın madalyalarını sunacak. It's time to give the gifts. Yeah. Thank you. The first gold medals, yeah? Evet. Desteklerinden dolayı, evet, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve Sayın Federasyon Başkanımıza ilk altın madalyalar gidiyor böylelikle. Evet, ilk kez Balıkesir'de gerçekleşecek olan Avrupa Triatlon Şampiyonası ilk altın madalyaları böylelikle sahibini buluyor. Evet, biz o madalyaları tekrar geri alalım çünkü toplu bir fotoğraf almak isteriz. We would like to take a photo as a memory altogether. By the way, before the photo, I would like to give for the foreigners. I always forget to give the information in English. This championship will take place in the super sprint distance, ladies and gentlemen. Bike and swimming tracks were introduced today, and there is technical meeting this evening for the athletes. I would like to remind it one more time. Evet, madalyalarla birlikte de son olarak hatıra fotoğrafımızı alıyoruz. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Federasyon Başkanım, Mr. Herwig Grabner, çok teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı. Sayın basın mensupları, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hepimize kolay gelsin 3 gün boyunca.